Bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 2'yi bitirmeye çalışacağım. Umarım biter. Eğer bir final yazdıysam bitmiştir. Yani diyeceksiniz ki ne ara bitirdin? Şöyle herkesin oynadı ama bitiremedi oyun diye video yaptık. Bu videodan sonra Shadow Fight 2 üzerine 2 tane canlı yayın yaptık. Canlı yayınlara gelmediyseniz YouTube'dan canlı yayınları yapıyoruz. Canlı yayınlar tekrar da burada kalıyor. Şimdi bu canlı yayınlarda biz, ben videoda Lynx'i yenmiştim. Canlı yayınlarda Hermit'i yendik, Kasap'ı yendik. Şu anda Wasp'tayım. Sadece size korumaları yendiğim kısmı göstereceğim. Böyle böyle video, sonra da Shogun'ı yeneceğiz. Bakalım. Bir önceki yendiğiniz bölgenin kaptanından, yani mesela kasabı yenmişiz öncesinde, onun silahını onu döverek alabiliyorsunuz. Onun biraz ilerledikten sonra kasabın silahını da alırım. Ama sadece korumaları göstereceğim bu videoda. Ya korumaları gösteriyorum ama videoya bir like atarsan çok güzel olur, biliyor musun? Sıkıntı yok. Tak tak, bendesin. O silah ne lan? He? Neyse, ben benim kafana vururum lan senin. Lan oğlum, sen benim cüzdanımın gücünü biliyor musun? He? Benim cüzdanım ne kadar güçlü biliyor musun? Her şeyi parayla alıyorum, her şeyi. Canlı yayınlarda bütün canlı yayınlarda oyuna parayı basıyoruz. Bir gram kendimizi geri çekmiyoruz. Tam bir aşağılık köpek gibi oyuna para veriyoruz. Hoppu! Bak ya, boşa gitti ya. Ne oldu? He, Batın'la oynar falan. Ne oldu? He? He? Ne oldu? Haydi bakayım. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Yat aşağı, yat aşağı, hadi bak ya be. Bu arada canlı yayınlarda Shadow Fight'a ilgi vardı. Teşekkür ederim o ilgiden dolayı. Ahınızı yerim lan sizin. Para verdim lan ben bu oyuna. Para verdim. Gel bakalım korumalar. Satır. Satır mı, katır mı? Hiç komik değil. Aslında korumaları da göstermeme gerek yok da işte, yapacak bir şey yok. Direkt boss savaşlarını geçsem çok iyi olur da. Bu arada bu oyun ortalama bitirme süresi 25 saatmiş. Vallahi şu oyunu bitirince Enes abi sen de hiçbir oyunu bitirmiyorsun demeyin, kafanızı otlatırım sizi. 25 saatlik oyun bitiriyorum lan. Beni delil etmeyin lan. Tamam, cüzdanımı kullanıyor olabilirim ama 25 saatlik oyun bitiriyorum. Önemli değil. Mesela cüzdanım burada kilit nokta olabilir. Siz onu hesaba katmayın, boş verin siz onu. Bende de var. Bende de var. Batın oyunları falan. Ne oldu şimdi? Hadi. Hı. Vur oğlum, perfeye çek. Çaktım. Abi ölmen lazım. Uçan depik. Şimdi şöyle oluyor. Ben tuşlara basıyorum ya, bir de bilgisayarda oynadığım için istediğim hareketi yapmadan önce istemediğim başka bir hareket yapıyor. Yani ben başka bir şey istiyorum ama o başka bir şey yapıyor. Umduğun değil, bulduğun hareketi yapacaksın. Bu da böyle bir oyun. Sus kızım. Sus. Köpek balığıyla dövüşeceğim. İtlen köpekten uğraştırıyoruz ben ne yapmıyorum. Para harcamayınca silaha kendimi yeterince güçlü hissetmiyorum. Ben de böyle bir hastalığım var. Ne yapacaksın? Oh. Oh. Hadi bir daha. Böyle devam. Ama hiçbir şey yapamazsın ki. Ne yapabilirsin ki? Ne yapabilirsin? Benden iyi dövüşçü olduğun için değil, kadın olduğun için. Aa ne dedi? Cinsiyetçi şerefsiz. Ne dedi? Neyse ki kadınsın, başka bir ten renginde olabilir. Bayılıyorum şu ırkçı ve cinsiyetçi şakalara ya. Ya ablacım, bak kadına el kalkmaz, o yüzden olta getirdim. Anlatabiliyor muyum? Bendeki çözüm süreçlerinden sana anlatabiliyor muyum? Gerekirse kafa atarım. Tipe bak, amca emekliliğin gelmiş ya. Saçına ak düşmüş, şerefsiz. Torun sen uç! He ne oldu? Tıh, kusura bakma amca dedim, emekli maaşınız gitti seni. Gel bakalım. Hadi bakayım. Bu hareket bütün babaanneler için gelsin. Ben bu var ya, bak otobüsteki bütün yaşlılara yer vermedim. Otobüsteki yaşlıları yedim şu anda. Yat aşağı. Şimdi bu sefer bu ılgın ya, korumalardan 5.'ye geldik. Malak gibi turnuva kasmam gerekiyor. Bir sürü turnuva kazıp duruyorum sürekli. Bu kısımları size göstermeyeceğim. Çok uzun oyun ya. Son koruma. Açmamız lazım. Balina Savaşı diye tip mi, şey isim mi olur lan? Arkada da gemi varmış. Oy. Silahımı değiştirdim çünkü bok gibiydi. Şu an elindeki silah aslında paralı silahlardan birisi ama aynı zamanda parasız versiyonu da varmış. Ben parasız versiyonunu aldım. Ya paralı versiyon zaten vardı, zaten almıştın değil mi? Ya kanama etkisi olan bir versiyonu vardı. Onun kanama etkisi bittiği için artık elinde o silah. Neyse, köle savar ya. Cüzdanımın gücü kardeşim. Cüzdanımın gücü tek atar. Tak tak. Herhangi bir oyundaki
en güçlü silah cüzdanınızdır. Bir de bazıları şöyle söylüyor mesela, bu oyunu ben oynuyorum ya, bir canlı yayında da söylüyorlardı. İşte düşmanların hareketlerine göre vurmuyorsun, rastgele vuruyorsun. Oğlum bu oyun kaç yıllık siz biliyor musunuz? Düşmanların hareketlerine göre vurmak gibi bir şey, sistem olduğunu ben bu oyunda düşünmüyorum hiçbir zamanda. Öyle bir şey yok oğlum. For Honor mı sandınız siz bu oyunu? Öyle bir şey yok. Cüzdanını verirsin. Ne alırsan. Bitti. Bu kadar basit. Wasp Balarası değil miydi ya? Değildi. Neydi lan Wasp? Wasp Balarası mıydı? Bilmiyorum ki. Ama Wasp diye birini bekliyoruz. Karşımızda tam Wasp var da yani. Mızrakla gelmişsin. Ya kadın. Ya kadın. Evine dön. Bulaşıkları topla. Çabuk. Nasıl aşağılıyorum kadın olduğu için görüyor musun? Ben ne kadar şerefsiz bir varlığım ya. Öyleyim evet. Bu konuda bir sorun görmüyorum kendimde. Hiçbir sorun görmüyorum. Ama yani. Yani. Ben de bunu mu layık görüyorum? Bir şey diyeceğim. Ben senden çıkıyorum. Dur. Batımda oynar göreceğiz. Geliyorum bekle. Kasabın bıçağını alıp geleceğim bekle. Bekle, bu silahlar falan boş iş, bekle. Kasapçım gel kardeşim, şu silahını bir alabilir miyim rica etsem? 2 dakika işim var da. Ben bir silah alayım 2 dakika. Bir önceki boss'u yenerekten onun silahını, onun canını okuyabiliyorsunuz. Oy! Lan nasıl kaldırdım ben onu ya? Camış gibi adam ya. Maşallah be. Oy! Kasaba perfect atma. Ne diyorsun? Kuzu çevirme yaptım kasabı. Oyuncan dendi de kasap ya. İyisin. O kasap bıçaklarını, baltalarını ben bir alayım. 2 dakika işim var, lazım. Kanama etkisi yapan bir şey var, fırlattı bana. Oy işte hareket okuma budur. Düşmanın dedi canını okudun dedi. 730 kritik vurdun dedi. Tek atıyordun sağa sola. Öyle bir manyağım ben de işte. Yere düşürürsem. Ay, iz ne ya? Ez, çerez, patates, domates var yemez. Usta bizim bir silah vardı, kanama etkisi veren. Üf. Gel bakayım. Seninle bir işimiz vardı Wasp. Seninle bir görmemiş hesabımız vardı. Kadın budu köfte yapmaya geldim, hadi bakalım. Kadın budu köfte kadından yap. Bilin bakalım kadın budu köfte neyden yapılır? Evet, doğru bildiniz, buttan. Komikti aslında. Aklımdaki şeyi size anlatabilseydim çok komik, çok çamur şakaydı. Yani mesela peynir sosu neyden yapılır? Sostan. Anladın? Öyle bir şaka. Bu da böyle bir şaka işte. Vay anasının doğru. Senin var ya seni yat aşağı. Lan ha. Ez. Ben niye böyle easy diyeceğim? Ezle easy deme arasında kalıyorum. Ez. Yat. Ah. Geber. Yat demek bir tuhaf oluyor şimdi, yanlış olmasın. Öl oç. Ama Tedaş sorumlu bundan. Vallahi oyunu silerim. Öyle bir şey mi var ya? Tam öldürüyorum, zıplıyor duvara, buvara tırman. Öyle bir dünya mı var kardeşim? Yat bakalım aşağı. Hop bir de bu. Hiç vur. Gıdıklıyorum. Oh. Heh. Senin yerin doğru mutfağa, hadi bakalım. Çamaşırlar bekliyor, bulaşıklar bekliyor, hadi bakayım. Ay şimdi yarım saat bir de bunlarla uğraşacağız. Video buraya kadar bile 38 dakika. Hiç çok kısa sürdü aslında bence. Şimdi videoya ara vereceğiz. Uzun bir kasılmadan sonra videoda savaşmaya geri geleceğiz. Şu anda ertesi gündeyim. İnanabiliyor musun? Aynı kıyafette olmam seni yanıltmasın. Şimdi 30 level oldum. Turnuvaların buradaki her şeyi bitirdim. Meydan okumaları bitirdim. Videoda sadece bir tane koruma eksik. Diğer 4 korumayı yaptım. Zaten korumalar da normal savaşların aynısı açıkçası. O yüzden onları da atlayacağını düşündüğüm için onları yaptım. Son bir koruma yapıp sonra videoyu yapacağız. Sonra da Shogun denen zıkkımla dövüşeceğiz. Ekipmanım şu şekilde. Şöyle ekipmanlarım var. Harikayım. Başlayalım. Rumble Suit go. Son bir korumayı keselim. Sonra videomu keselim. Sonra yine videoya ara vereceğim ben. Arkada kasacağım. Sonra tekrar bu videoya başlamalıydım. Bunu seri gibi yapmamalıydım. Yani şöyle bir sıkıntı. Bu oyunun kaç saatte bitiyor diye bakarsanız görürsünüz ki 25 saatte bitiyor. Yani ortalama olarak öyle hesaplamışlar. Ne kadar güçlüyüm. Uzatma kadın. Seni rakip olarak görmem mi? Dünden bugüne hiçbir şey değişmedi. Hala cinsiyetçi şakalarıma devam. Şaka mı ne? Şaka olduğunu mu düşündünüz? Yapıştır. Bir daha lan. Oy.
Hadi bir daha. Bir de büyüyü çaktın mı? Aaaa. Perfect. Boss'a perfect attım oğlum. Bu kimmiş lan? Sen kim köpkesin? Lan sen kimsin eşek? Yat aşağı, bir perfect daha geliyor. Ah be. Şu ağzımı açmamalıydım. Lan ne yapıyorsun? Değişik bir büyü yapmaya çalıştı ama yarıda böldüm. Neyse, bunu da silahını almaya çalışırken görürüz o büyüleri. Yat bakayım. Şanslı değil. Şans değil. Ben şansa inanmam. Başarmanın tek sırrı cüzdan gücüdür. Bölüm 5. Iron Rain. Rain neymiş lan? Rain neydi? Demir hüküm sürüyor. Bana ne oğlum? Bana mı sürüyor? Ay, hep oralarıma sürdü. Pardon arkadaşlar. Pardon. Sizi korkutmak istememiştim. Rami giyin. Şimdi şu çekici alacağım. Ve buradan çekip gideceğim. Boy. Neyse, şu anda videoyu tekrar ara. Shogun kısmını şuradaki tüm etapları tamamlayınca devam. Evet. Düello açıldı. Üstüne düello yaptım. 4 saat düellonun tek yeniden başlaması süre var. 1,5 saat kalmış. Yani ne kadardır ara verdim siz düşünün. Shogun'a geldik. Shogun'a önceki boss'u da yendim. Hiç uğraşmadım. Şöyle de bir sıkıntı var. Oynadıkça oyun beni sıkmaya var ya böyle. Shogun'u yendim mi benim için biter. Neden derseniz çok uzun. Onun dışında şunu da fark ettim oynarken. Oyuna hiçbir şekilde para yatırmanıza gerek yok. Şöyle en güçlü oyundaki iki silah şu ikisi. Birincisi kasabın silahı, ikincisi Lynx'in. Önce Lynx'inkini alın, sonra kasabınkini alın, sonra kasaptan şaşmayın. Çünkü şu kanama efekti boss'un silahı olduğu için hiçbir zaman bitmiyor. Ve çok OP, çok güçlü bir özel efektif. Şimdi Shogun'la bir dövüşelim. Senin katana, sende Shogun'da katana var galiba. İlk defa Shogun'la şey yapacağım, dövüşeceğim. Katana varsa ve bunun katanasını alıyorsak, bunun katanası benim için daha iyi olabilir çünkü katanayı çok seviyorum. Oy, bak kanama efektini verdim. Kendi kendine canı gidiyor. Mis. Harika ve boss'un silahı olduğu için. Bir daha. Ve boss'un silahı olduğu için kanama efekti güçlü oluyor ve sürekli kanama efekti vuruyor, veriyor. Yani harika bir silah. Bomba efekti, kanama efekti. Para vermeye değer tek özellik şey, zırhlardaki şeyi emmek. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? O kim? Diğeri kimdi? Para verme değer, ha bak onda ver, onun zırhında var. Zırhdaki hasarı emme özelliği. Oğlum ne oluyor oğlum? Arada başkası geliyor. Üçüncü şahıs dahil oluyor. Bende de var. Bende de var. Hı? Hı? Arada adama, ringe başkası dahil oluyor ya. Üçlü olsun, güçlü olsun. Oy. Yerden vurdun mu? Hadi bakayım. Bir de sürekli slow motion giriyor ya oyuna. Artık 5000 kez dövüştüm abi. Yeter artık, slow motion girmesin istiyorum. Slow motion'u kapatma özelliği de yok. Canım çıktı. Bu oyunu oynarken o kadar çok yoruldum ki. Hani şey olarak. Uzun saattir, bayağıdır oynuyorum. Ben bu bitince normalde Shadow Fight 3'ü de yapmayı düşünüyordum seri olarak. Ama gerçekten yapmayı vazgeçtim, bıraktım yani. Şu an benim için değmez. Çok çok yordu beni ya. Al. Al. Ekstra oyunda hile var. Yani nasıl derseniz. Bossların silahlarını almak için bosslarla tekrar kapıştığınızda onlar ekstradan zorlaşıyor. Tamam, mührü aldık. Aferin çırak. Uzatma. Şimdi gölgeler kapısı diye bir şey var. Tamam, şimdi bu altısını tek seferde yenip Titan'la dövüşmem lazım. Mış. Bakalım. Bütün bossları tek seferde tekrar. Elimdeki silahla başarabilir miyim? O el işareti ne? Orada mı dur diyor. Tamam, Lynx'i kestik. Kanama mükemmel bir özellik. Kaçma. Kaçma, oç. Bu ne? Bu fight'ın olayı ne? İlk şey olan kazanır mı? Brutal olan falan mı kazanır? Çok fazla combo yapan kazanır galiba. Bunlar gimmick fight'ları. Challenge tarzı fight'lar. Meydan okumalarda şeyler vardı, böyle değişik değişik fightlar vardı. Şu an o üstün. Şu an sıkıntıdayız. Abi adam büyü yapıyor ya. Neden kazandım bilmiyorum vallahi. Bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Dümdüz fight herhalde kasapla. Ort
ortada bir işaret var yine de. Galiba bu işaretli alanda canı artıyor. Canı artıyor. Çık alandan. Neyse kanama halletti. Ben savaşmıyorum. Kanama savaşıyor. Kanama savaşıyor. Benlik bir şey yok. Shogun'ın silahını almak isterdim ama o kılıcı görmek isterdim. Eğer gold'um varsa o kılıcı görmek için onu bir alabilirim. Hani gold'um dedim elmasım. Para vererek alacağım. Hiç fight'la savaşarak kazanmayacağım. Neden? Sorun niye dedin? Sorun neden? Çünkü cüzdanım en güçlü silah bu oyunda. Sen var ya bundan nefret ediyorum bundan. Senden nefret ediyorum. En çok Wasp'tan nefret ediyorum şu oyunda şu anda. Çünkü uzun mızra... Ya şu özellik. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Üstüme geliyor ya. Tek atıyor onunla savaşırken. Böyle bir özellik yok abi. Yat. Yat. Canım az bir şekilde girmeyin fight'a lütfen. Canım az girmeyin. Çok canım sıkılır. Ya hayır ya. Niye canım az giriyor ya? Bom fırlat. Hadi oğlum bir daha. Easy. Hayır. O al gösterilen alana çıkarsam kaybederim. O kaybetsin. O kaybetsin. Gösterilen alana çıkmadan onu kesmem lazım. Ya ne kadar iğrenç bir dövüş abi. Şuna baksana. Şuna baksana. Çıkma fight alan. Benim tekrar Shogun'dayız. Küçüklüğümde oyunun beni çok böyle sinirlendireceğini hiç düşünmemiştim. Neymiş fight? Sihir yok. Ama bak ama bir tek bana yok ha. Ona var. Ona var. Neden? Çünkü ben çocuğuyum hani o yüzden. Bak. Bak sihir yok ama üçüncü bir adam var. Resmen aldatılıyorum ya. Kaçma oç. Oğlum çok sinir bozucu ya. Dehşet kaçıyor ya. Yeter artık yeter. Bir de üçüncü geliyor. Bok var gibi bir de. Al. Al. Al bunu da. Sihir yok. Bana yok ama ona var he. Ne güzel değil mi? Oo hoş geldin paşam. Ha? Sinir etti beni. Mühürüne sıçayım. Benim için bitti abi. Şimdi üf. Mühür. Kapı açıldı. Neler oluyor hayatta? Benim amacım bu kapıyı açmaktı hacı. Ben bilmem. Gerisi umurumda değil. Ben gölgeye büründüm. Onu üstümden atmaya çalışıyorum. Benim olayım o. Yanımda da kız gelmiş. Bok var niye geldiyse. Amanın. Amanın gitme karı. Seninle hiçbir bağım yok. Sadece yani benim için yeni silahlar satan bir tüccarsın. Hiçbir bağım yok. Kapı açıldı kapandı böyle hani. Bir arkadaşa bakıp çıktı. Bu kim? Titan. Bunu da ben yayınlarda öğrendim. Abi Titan var daha sonra dedi. Titan'ı arayı tamam. May hayır bu olamaz. Şimdi May kapının arkasında mühürlendi tamam mı? Olay şu. May kapının arkasında mühürlendi. Biz de tekrardan devam edip May'i kurtarmak için uğraşacağız. Ve Titan'ı öldürüp kapıyı tekrar tamamıyla mühürlemeye uğraşacağız. Olayımız buymuş. Bir dakika şimdi bak tekrar başladı oyun. Oyun kendi sıfırladı. Turnuva getirdi. Link'le savaşacağım. Ama turnuva 8 tane. Ne yapıyorsun aklını mı kaçırdın? Ya Link'le savaşmadan önce bir de bunlarla mı savaşacağım ekstradan? Saat 10.30. Bitirmeyeceğim. İstemiyorum. Çok o kadar... Yani oyun kendini uzattıkça uzatıyor. Benim için Shogun son fight. Titan'ı yensem de yenmesem de. Titan'a gelene kadar umurumda değil. Titan çok daha zor. Baktım videolarından. Elbet bir şekilde yenerim. Oraya kadar geldikten sonra. Ama yenmek istemiyorum. Ben yendim sayıyorum. Hikayesini de yapacaktım. O kadar o çok oyun beni bıktırdı ki yapmayacağım. Birinden izleyin. 6 dakikalık videolar falan var zaten. Ben de onlardan izleyerek yapacaktım. Yalan yok. Yani yabancı olsun, Türk olsun birinden izleyin. Çok da bir ultra bir hikayesi yok. Titan'ı yeniyorsunuz. Kapılar mühürleniyor. Her şey, herkes kurtuluyor. Tamam bitti gitti bu kadar. Canlı yayında da oynamamı söylemeyin bence. Canlı yayında da oynamayacağım ben bu şeyi. Titan'a falan gel. Bunda değil artık. İyi ki de çocukken bitirmemişim Shadow Fight'ı. Oyunu bilerek o kadar uzatmış ki yapımcı. Bir süre sonra para vereyim de beni son boss'a götür. Yani 100 lira vereyim, 200 lira vereyim, kaç para istiyorsan vereyim, beni son boss'a götür, tamam kurtulup bırak, bitsin artık dedirtiyor. Bu yüzden uzatmış zaten. Para vere vere iyi silahları, iyi şeyleri alalım diye uzatmışlar. Bu da beni rahatsız etti. Bu yüzden bu kadar. Ben bitirdim sayıyorum. Siz de öyle sayın. Ben size teşekkür ederim.